Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyushmasını nişan qaldı. Türkiye bilen Şivisiya otursudaki ciddiçilikten paydalanıp toplandığın toğaç uğurlaşını planlayan Xitay, uzundan beri Şivisiya'da faaliyet kılıvatkan Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyushmasını nişanladı. Xitay Xalqara Radyosu'nun Türkçe bölümü 18. May Şivisiya, Finlandiya ve Uyghur bölgünçileri serlevhilik makale ilan kılgan. Makalede Türkiye PKK ve YPG'ni bahane kılıp Şivisiya bilen Finlandiya'nın NATO'ya kirişigi karıştırdı. Bu iki devlette PKK ve YPG kadarlık terörlük teşkilatları bar emas. Belki Şivisiya bilen Finlandiya yana Şarkı Türkistan bölgünçilerge yardım kılıvatıdı dep bildirilgan. Xitay makalede yana Şivisiya'nın Şarkı Türkistan'dan çıkıp panahlık tiligen Uyghur kadarlık milletlerge bevasıta musafirlik salahiyeti bergen devlet işkerliki, bundan ilgiri Xitay'ın Uyghurlar ve başka Müslüman milletlerinin kişilik hukuku dahli taarruz kılış, cümleden milyondan artık kişini ceza lagerlerine kamaş, kıyın kıstakı iliş, ayak astı kılış, balalarını ailesinden mecburi ayırıp Xitay kılıp terbiyeleş kadarlık cinayetler bilen ayıplep bayanat ilan kılgallıkını otturgu koygan. Xitay makale diyene Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyushmasını tilge elip bu bir bölgünçü teşkilat. Hemişe Xitay'a karşı namayış kılıdı. Cemiyetinin azaları ötken ile Şivisiya parlamenti aldıdı çidir tikip Xitay'a karıştırdı. Bu teşkilatını ökütücü partiya kollaydı, kanat astığı alıdı dep jar salgan. Türkiye, Şivisiya bilen Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı terörlük faaliyet kılıvatkan PKK ve YPG teşkilatı'a yardım beri vatkallığını sebep kılıp, onların NATO'ya kirişigi karıştırgan bir peyitte, Xitay toplandın toğaç uğurlap Şivisiya bilen Finlandiya'nın Uyghurlarga yardım beri vatkallığını oturgu çıkargan. Kuzatkücüler yana Xitay'nın bunu bahane kılıp Rusya'nın vakaletçisi süpüde bu iki devletin NATO'ya kirişini tosup kılışka Şivisiya bilen Finlandiya'nın Uyghurlarga yardım beri vatkallığını bahane kılış arkalık Rusya'nın kollaşka urungallığını, şundaklı Xitay'nın Şivisiya'da duruşluk sabık baş elçisinin koğlandı kılınışı, Şivisiya'nın Şarkı Türkistan meselesi de Xitay'ın ayıplışı kadarlık bir qatar meseleler üçün üç ilişini maksat kılgallığını bildirişken. Şivisiya Ma'arif Uyushmasının reis vekili Ahmetjan Tursun Efendi bu vaxtı ziyaretimizde kubul kılıp, Xitay'nın Uyghur Ma'arif Uyushmasını nişanga elip, cemiyetinin hareketini toxtuşku urunuşu yeni iş emeslikini, 2010 yılı 10. ayda Şivisiya'da dostluk grupısı kurulgandan buyan Xitay her xil amallar bilen uyuşmanın faaliyetini toxtuşku urunğanlığı, uyuşma mesulleri ve uyuşmada aktif faaliyet kılıvatkan Uyghurlarının Şarkı Türkistan'daki tukkallarga pasport vermeslik, kattık nazarat kılış vasıtları bilen besim kılgallığı, hatta aşkarı tehdit salgallığını bildirdi. Bu söz diyene Xitay Şivisiya hükümeti arkalık onlarının faaliyetlerini çekleşini planlayan bosumu, Şivisiya hükümetinin Xitay'ın bu urunuşturgu pisent kılmağallığını bildirdi. Ahmetjan Efendi'nin eytişçe cemiyet rehberleri ve barlıq cemiyet azaları Xitay'ın bu qetim onlarını nişanga alğallığından herkes korkup kalmaydı iken. Del eksike bunu bir takdirleş şundaklı cemiyetinin Şarkı Türkistan müstakillikı üçün kılgan hizmetlerinin ünümlük bolğallığı edip karaydı iken. Ahmetjan Efendi'nin eytişçe Şivisiya hükümeti mu Xitay'ın tökmetlerine işenmeydi iken. Hükümet daim Xitay'ın Uyghurlarga tehdit salgan salmağallığını sorap durgan. Hatta Uyghurlarının bihaterlikini qoğdaş üçün tor bihaterliki boyunca Uyghurlarga maksus kurs eçip onlarını terbiyeləp bergen. Şundaklı Xitayga alaqadar yaki Xitayga karşı yazma yazganda torunu taqap koyup meşgulat kılış, muhim yazmalarını kompüterde saklamaslı qatarlı kusurlarını tavsiye kılgan. Mälum buluşçı Rusya Ukrayna'ya hücum qozgan deyken Şivisiya bilen Finlandiya'mı öz bihaterlikiden ensireşki başlıgan. Bu sebeplik Şivisiya bilen Finlandiya özünü qoğdaş üçün Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'a əza buluş iltimas sunuğan. Ama Türkiye Şivisiya bilen Finlandiya'nın yıllardan beri Türkiye'ye karşı bölgünçülük hareketi kılıvatkan PKK ve YPG terörlük teşkilatları'a yardım bergenlikini oturgu koyup, onlarının NATO'a əza bulup kirişige karşı çıkan. Xitay bolsa fırsatın paydalanıp bu meselelerini öz menfaati üçün kollanışkı urunmaqta. Xalqara keçirim teşkilatı bacilatka qaytı çakırı kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Emeldari Michel Bacilat Xitay ve Şarkı Türkistan ziyareti üçün bugün Xitay'a yitip bargan bulup, Xalqara keçirim teşkilatı bu axtı bayanat ilan kılıp, Xitay'nın cinayetlerini haqiqi revişte tekşürüşke çakırdı. Michel Bacilat'nın 23. maydan 28. maygaçı devamlaşıdığan ziyareti de, avval Guangzhou'a bardığallıqı, arkadan Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldığallıqı bildirilgen bulup, Xalqaralıq taratqular bunu tarihi ziyaret deb süpetlemekte.
Şunun bilan birga Bacılıtning haqiqiy ahvolini tekshirilishiga bo'lgan gumon va andishalar o'tirg'i chiqmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti bugun organ turbetida chaqiriq e'lon qilib, Michel Bacılıtni ziyorat jarayonida imkoniyatning yetishicha haqiqiy ahvolini tekshirishga chaqirdi. Chaqiriqda uzun mazgil kechikib ketgan mazkur ziyoratning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini ko'rsatib beradigan muhim fursat ekanligi, shunaqli Xitoyning o'z jinoyatlarini yoshirish urinishlariga qarshi bir qatimliq kurash bo'ladiganligi, shunglashqa BDT hay'atining tirishchanlik ko'rsatib, Xitoyning ularni nomussiz saxta tashviqotlari subtida foydalanishidan saqlanishi kerakligi qayd qilingan. Chaqiriqda yana BDT hay'atining bu qatimliq ziyoratni cheklimasiz, nazoratsiz davom qilishining qiyinga to'xtaydiganligi, 6 kunlik ziyoratda Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarining intayin oz bir qismini ko'rilishi mumkinligi, shundaqdimi Bacılıtning bu qatimliq ziyoratini chuqur Sharq Turkistondagi Xitoyning ziyonkashligiga uchruvchilarga markazlashtirishi kerakligi ta'kidlangan. Chaqiriqning oxirida yana BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining Sharq Turkistonga aloqador dokumentni tizdan e'lon qilishi kerakligi bildirilgan. Dünya Ulamolar qurultoyida Sharq Turkiston masalasi muhokama qilindi. Malayziyada o'tkazilgan Aqsa masjidi va Quddus uchun Islom ummatining ittifoqi temasidagi dunyo musulmon ulamolar qurultoyi 19 maydan 23 maygacha Malayziyada o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Sharq Turkiston masalasi muhokama qilindi. Mazkur qurultoy Malayziya hukumatining sohibxonligi May Aqsa tashkilotining o'rinlashtirilishi bilan o'tkazilgan bo'lib, Malayziya Islom partiyasi, Malayziya tashqi ishlar ministrligi qurgan yordam tashkiloti, Dünya Müslüman Alimler Birliği qatarlıq ammevi ve siyasi teşkilatlar hemkarlaşqan. Qurultayga Malayziya, Hindonoziya, Özbekistan, Afganistan, Misir, Singapur, Janubiy Afrika qatarlıq 40-nji devletin kelgen dini işler ministerleri, ulamolar birlikleri ve islami teşkilatlarının vekilleri, cemaat erbapları ve avantgard yaşlar iştirak qilgan. Jumladan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Islom dunyosi xalq diplomatiya ishlari mas'uli, shunaqli Dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Muhammad Amin Apandim taklif bilan qatnashgan. Yig'inda Muhammad Amin Apandi o'ziga berilgan 3 minut vaqtini foydalanib Sharq Turkiston xalqiga vakolatan so'z qilgan. U so'zida Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarining vakili bo'lish sifati bilan har qaysi Islom davlatlari, islomiy tashkilotlar, ulamolar birliklari, diniy ishlar ministerliklari va vaqflarni Sharq Turkiston xalqining ahu zorig'iga quloq solishga Ular başdan keçirwatqan irqiy qirg'inchilikka hech bo'lmaganda hissdoshlik qilishga Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiga yordam qilishga chaqirgan. U so'zining oxirida yana bu yig'inning maxsus Islom ummatining ittifoqi temasida ochilganligini, Islom ummati birlashish uchun chuqur ummatga tava har qanday musulmonga yordam qilishi, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlari yo'liqqan krizislarni bilishi kerakligini, ularni Xitoy va har qaysi davlatlar o'tirsidagi iqtisodiy va milliy manfaatga tashlab qo'ymasligini Palestindagi Aqsa masjidi masalasiga ko'ngil bo'lgandek, Sharq Turkiston masalasiga ham ko'ngil bo'lib, ko'plab tashviq qilishga chaqiriq qiladiganligini bildirgan. Muhammad Amin Apandiyana Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan har qaysi davlatlardan kelgan tashkilot va birliklarning rahbarlari bilan ko'rishib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirgan hamda ulardan Sharq Turkiston mustaqilligi da'vosiga yaqindan ko'ngil bo'lishini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yig'inda Aqsa masjidi va Quddus uchun Islom ummatining ittifoqi temasi 4 guruhga bo'linib muhokama qilingan bo'lib, ayrim-ayrim holda umumiy strategiya kengash yig'ini uyushtirilgan. Shundoqli Falastin va Aqsa masjidi masalasini qanday hal qilish haqida takliflar qabul qilingan. Yaponiya Xitoyga norozilik bildirdi. Yaponiya Xitoyning Sharq dengizidagi chegara deb qabul qilingan rayonda bir taraflamalik bilan tabiiy gaz burg'ig'anligiga norozilik bildirdi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bu haqdagi bayonotida Xitoyning Sharqi Xitoy dengizida bir taraflamalik bilan tabiiy gaz burg'ig'anligini ta'kidlab, iqtisodiy alohida rayon va cho'ng quruqlikning chegara liniyalari bekitilmagan ahvol ostida Xitoyning bu joyda bir taraflamalik bilan tabiiy gaz burg'ilishi kishini to'liq afsuslantirdi. Va buni qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda mu Sharq dengizida chegara liniyasi qilib bekitilgan rayonning atrofida bir taraflamalik bilan tabiiy gaz burg'ilganligining aniqlab chiqilganligi bildirilgan. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi Osiyo va Okeaniya ishlari bosh amaldori Taki Hiro Funakoshi Xitoy rejimini 2008-yildagi birlashma faoliyatini o'z ichiga olgan kelishimga asosan qayta suhbat o'tkazishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, ikki taraf 2008-yili mazkur dengiz liniyasi rayonida birlashma tabiiy gaz loyihasini taraqqiy qildirish to'g'riliq birdaklik hosil qilgan bo'lsa-mu, ammo suhbat 2010-yili to'xtatilgan edi.
İki tarafının deniz sahilleri ötürsüdeki mezkur deniz liniyesi Tokyo hükümeti tarafından Çigra liniyesi dep karalmakta. Xitay bolsa özünün iqtisadi alahide rayonunun çoğun kuruqluqtun tehimi yiraqtı işkerlikini dava kılmakta. Ukrayna'nın Avrupa'ya aza buluşuğa 15-20 yıl vakit kitidiganlıqı ilgiri sürülmekte. Fransiyanın Avrupa İşleri Mesul Ministeri Clement Bion Ukrayna'nın Avrupa İttifakı'ya aza buluşuğa 15-20 yıl vakit kitidiganlıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe Clement Bion Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron'ın Ukrayna'nın Avrupa İttifakı'ya tehimi burun aza kılışkı paydalıq Avrupa siyasi ortak gavdesi kuruş teklifini kayıt tekitlep, ''Mən Ukraynalıqlarga her qandaq bir xam xiyal sunuş, ya ki yalğan etişini xalımaymən.'' degen. O bu axta muhbirlarının sualıga cevap berip, ''Səmimi buluşimiz kerek. Eğer Ukraynanın 6 ay ya ki 1-2 yıl içinde Avrupa İttifakı'ya aza bulduğallıqını oturuğu koysanız, yalğan sözlügen bolasız. Bununla 15 ya ki 20 yıl vaqt getişi mümkün digerlerine kayıt kılgan. Növette Prezident Macron'nın Avrupa Siyasi Ortak Gavdesi Kuruş Teşebbüsü'nün 6. aydaki Avrupa İttifakı başlıkları yığında müzakere kılınışı kütülmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.